Peki şimdi İslam toplumunu inşa ihya ediyorsunuz. Hani ne diyorduk? Efela yetedebberunel Kur'an en nazar fi duburul emr. Yani Kur'an'ı hakimi anlayabilmek için hadiseyi son planda bakacaksınız. Nereye bakacaksınız? Kur'an-ı Hakim'in tatbik edildiği Efendimizin cemaatine, cemiyetine bakacaksınız. Asr-ı saadete bakacaksınız. Asr-ı saadete. Peki nasıl da asr-ı saadet? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o toplumu inşa ederken, yani şimdi münafıklara karşı, kafirlere karşı siz korunaklı alanlar inşa ediyorsunuz değil mi? Korunaklı yürekler, sonra onlar korunaklı alanlar inşa ediyorlar. Selam mahalleleri kuruyorsunuz. Selam şehirleri, selam ülkeleri kuruyorsunuz. Esselam ne demek? Ariyetun anil gammi vel keder değil mi? Arin anil gammi vel keder. Yani ben sana konuşuyorum. Hüzün yok, keder yok. Ben senin kardeşin, ben senin arkadaşın. Benden sana zarar gelmez demek. İşte onu yayın buyuruyor Cenab-ı Hak. Hem en güzelleriyle bunu yayın. Ve izâ huyyitum bitahiyye. Yani hem selam nerede var? İslam cemaatinde, dünyada var. Hem nerede var? Ahirette var değil mi? Ahirette var. Ne var? Hangi ayetteydi? Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri Rahimullah. O ayeti geldiği zaman ikinci defa Yasin Şerif okunurken oraya geliyor Hasan Can, orada ruhunu teslim ediyordu. Hangi ayetti? Selamun kavlen kavlen min Rabbir Rahim değil mi? Dünyada da selam var, ahirette de selam var. Onun için Müslümanların şehirleri, siteleri, devletleri selam devletidir aynı zamanda. Evet, o selamın hem hakiki manası vardır hem lafzi manası vardır. Ve izâ huyyitum mitahiyye. Size selam verildiğinde, selamlandığınızda fehayyû bi ehsene minhâ. Daha güzeliyle karşılık verin. Yani esselamu aleyküm derlerse size ne deyin? Aleyküm selam ve rahmetullah. Peki esselamu aleyküm ve rahmetullah dedikleri zaman ne diyeceksiniz? Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Her şeyin sonu var. Selamın sonu nedir? Ve berekatuhudur. Ve mağfiretuh yok. Tamam, o kadar. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Yani o hadistir. Zayıf olduğu da rivayet ediyor, ediliyor. Her şeyin nihayeti var. Selamın nihayeti de nedir? Ve berekatu odur. Tamam efendim. Peki innaha ev rudduha ya da aynısıyla selamı karşıya verin. Ev rudduha ne deyin? Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm dedikleri zaman ne deyin? Ve aleyküm selam. Ve rudduha. Efendim selamı vermek sünnet, almak nedir? Farzdır. Almak farzdır. İşte selamı verilen yerler, verilmeyen yerler nelerdir? Yemek yiyene, efendim Kur'an-ı Kerim okuyana, ezan okuyana, ders takrir edene bunlara selam verilmez. Helada olana, def-i hacette, kada-i hacette olana selam verilmez. Peki girdiniz bir yere, orada bir Müslüman var. Müslüman kafirler arasında ne yapacak, nasıl selam vereceksiniz? Esselamu Esselamu ala men ittaba'al huda diyeceksiniz değil mi? Esselamu ala men ittaba'al huda, oradaki Müslümanı ayıracaksınız. Peki bir yere girdiniz, boş bir yerse orada diyorsunuz Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin diyorsunuz. İnnallâhe kâne ala kulli şeyin hasîbâ. Allah Azze ve Celle her şeyin muhasibidir. Yani yaptıklarınız, yapmadıklarınız, yapmanız gerekirken terk ettiğiniz neler varsa onların hesabını size soracak. Peki Araplar ne diyor? Hayyakallah diyorlar değil mi? Ne demek? Atalallahu umrak. Allah ömrünü uzatsın. Hayyakallah. Peki bu değilir mi? Selam bunu kaldırmak için gelmiştir. Ama selamdan sonra bunu derse der, dua olarak da. Fakat selam yerine hayyakallah olmaz. Olmaz.